Efendim? Efendim baba? Dün gece heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Neyse neyse. Allah bugünleri de gösterdi ya. Baba ben... Kolay değil tabii güzel kızım. Allah bilir sen benden de heyecanlısındır. Az önce Yaşar'la konuştum. Seni bekliyorlarmış. Lale güzel kızım. Çok kötü günler geçirdim. Kimse bunları yaşamak istemez. Ama ne yapalım? Geçmiş geçmiştir biliyorsun. Güzel kızım. Bak göreceksin. Gelecek günler çok güzel olacak. Peki baba, peki. Tamam. İyi günler. Yaşar Bey'le görüşmek istiyordum. Randevunuz var mı? Var. Ben Lale, Adem Bey'in kızı. Buyurun, Yaşar Bey sizi bekliyor. Yaşar Bey. Yaşar Bey. Siz koskoca şirketi yönetmek için biraz küçük değil misiniz? Lütfen kapatın şu hayvanın kafesini. Allah aşkına kapatın ya. İnsanlar buradan ne kadar küçük görünüyor. Görüyor musun? Ya ne yapıyorsunuz orada? Rica etsem kapatır mısınız şunun kafesine? Çıkmaz değil mi? Yok. Korkmadım aslında. Aman canım ne korkacağım şuncacık hayvan değil mi? Allah! Kımıldadı galiba. Tedbirli olmak lazım. Yani şimdi kuduz olabilir falan değil mi? Bu kadar korkuyorsanız niye besliyorsunuz hayvanı? Aman ya, rica etsem şunu gözümün önünden kaldırır mısınız ne olur? Ne besleyeceğim canım? Benim küçük kız tutturdu hamster da hamster diye ben de internetten sipariş verdim. Kızcağız da getirip odanın ortasına koymuş. Tabii yanında bir şey diyemedim. Tuhaf bir karşılama oldu. Pardon, sizi dinliyorum. Ben Lale, Adem Bey'in kızı. Aa! Adem abinin küçük kızı. Sen ne kadar kocaman bir kız olmuşsun ya. Sen kocaman bir kız olmuşsun ya. Yerim ben seni şeker. Ya sen küçücüktün, ben seni dizlerime oturtup böyle hoppacık hoppacık yapıyordum. Dur bir bakayım sana. Aa, Adem abinin kızı. Sen kocaman kadın olmuşsun yahu. Ben iş için gelmiştim. Canım iş kolay. Nereye geleyim anneciğim? Ya raporum bittiyse hastalığım bitmedi ya. Ben bir hastaneden rapor alacağım anne, merak etme. Babamı da jandarma ifadesini aldıktan sonra serbest bırakır. Akşamleyin ben sizi ararım yine. Tamam mı? Tamam, hadi öptüm anneciğim. Hadi. Delikanlı. Efendim amca? Lale'nin oturduğu daireyi biliyor musun? Lale benim kızım. Hı. Burada tek başına yaşıyordu. Apartman görevlisine sorun isterseniz. Gerçi o da bu saatte yoktur. Akşama doğru gelir ama. Bence mahsur yok. Ben burada oturup beklerim. Kızım bugün işe başlayacak da. Evet evet beklerim, beklerim. Ha. Hava yağacak gibi, akşama da çok var. İsterseniz buyurun benim evde bekleyin. Çok naziksin delikanlı ama sana zahmet vermeyeyim. Yok yok rica ederim. Ben zaten öylesine çıkmıştım. Buyurun. Teşekkür ederim. Sen. Lütfen. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Ya kusura bakmayın ortalık biraz dağınık ama. Estağfurullah evladım. Halden anlarız. Yalnız yaşıyorsunuz galiba.
Evet, yalnızım. Ne iş yapıyorsunuz? Bilgisayar programcısıyım. Ne güzel, ne güzel. Ayakta kaldınız. Şöyle buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz? Çay, kahve? Teşekkür ederim. Zahmet etmeyin. Estağfurullah. Zahmet olur mu? İki dakikada hemen demlerim ben. İçiniz ısınır. Karşıki evde yalnız bir kız yaşıyor. Şey, ne zamandan beri oturuyor burada? Bir yıldır. Alo? Hay Allah. Peki, tamam, olur. Bak, kusura bakmayın. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Şirketten çağırdılar. Tabii evladım, senin işine bak. Ben aşağıda beklerim yani. Olur mu öyle şey? Tabii tabii. Siz keyfinize bakın. Yok, ben her şeyi hazırladım. Masanın üstünde kek de var. Tamam. Siz ne olur rahatınıza bakın. Ben her zaman şirkete gitmediğim için böyle ne zaman çağıracakları belli olmuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çıkmanız gerekirse kapıyı çekersiniz. Tabii tabii. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, affedersiniz. Adınız neydi? Adem. Ben de Deniz. Çok sevindim. Ben çok 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 memnun oldum. Peki, ne olur rahatınıza bakın. Sıkılmayın, olur mu? Teşekkür ederim. Sağ ol evladım. Nasıl gidiyor? Alışmaya çalışıyorum. Yaparsın, yaparsın, becerirsin. Bana bak, bu fare işinden kimseye söz etmeyeceksin, değil mi? Etmem. İyi. Aman sıkma kendine ya. Öyle yumuşak yumuşak, yavaş yavaş. Günaydın Yeşim. Günaydın Deniz Bey. Deniz Bey. Hı. Ödümü patlattınız Deniz Bey. Şey oldu sandım yine. Yok yok, iyiyim ben. Toplantı İyi. Odasında bekliyorlar sizi. Tamam, tamam, Efendim. Neredesin kızım sen? İşe başladım. Manyak mısın kızım? Ne diyorsun? Çok kötü durumdayım Lale. Geberiyorum. Birkaç saat sonra geleceğim. Thank you.
dediğimi anlayınca koşa koşa geldin değil mi? Çatlama geliyoruz. Ya otun kokusunu duydun değil mi? Ay kimsin sen be? Bir şey soracağım sana. Defol git! Korkma, ya defol git! Ya hayır! Korkma. Lale'nin babasıyım ben. Lale burada mı oturuyorsun? Korkma dedim, korkma. Sakin ol. Baştan söylesene şunu. Sen kimsin? Lale'nin arkadaşıyım. Bana yalnız yaşadığını söylemişti. Ev arkadaşı değiliz. Ara sıra takılıyoruz böyle. Sen aileni mi yaşıyorsun? Bütün ailem benim ailem olmuş. Takılıyoruz önümüze gelenle. Aile dediğin ne ki senin? En son ne zaman gördün Lale'yi? En son ne zaman görüştünüz? Ne bu be? Polis sorgusu mu? Ne bileyim ben? Kafa bir dünya almış zaten. Git kızına sor. Adın ne senin? Bir şartla söylerim. Son soru olacak. Son soru. Ben. Güzel isim değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bak güzel kızım. Lale iyileşti. Bana da söz verdi. Bundan sonra Zehir'den uzak duracak. Biliyor musun? Bugün işe başladı. Al çek. Bak kafan iyi olunca böyle konuşuyor musun? Lale'yi seviyor musun? İyi kızdır. Ara sıra kavga ederiz ama hakikaten iyi kızdır Lale. Bana kardeşlik etti. Evinin anahtarını verdi. Dosttur Lale. O zaman senden bir şey rica ediyorum Sibel. O gelmeden lütfen git buradan. Bak, bir baba olarak yalvarıyorum sana. Şu dumanın içine sok. Baba. Ya ne tatlı baban varmış kızım ya. Bu benim babam olsa var ya dünyanın en mutlu kızı olurdu. Ulan hali ne böyle? Aa, sana söyle dedik o kadar. Zulan da zulu olsa ha. Elimle koymuş gibi buldun malını. Bütün bunlar senin mi? Evimi nasıl buldun? Bunlar senin mi? Ya kızma amca ya. Ben hepsini bitiririm şimdi. Lale'ye hiçbir şeycik kalmaz. Söyle bu kıza. Çeksin gitsin bu evden. Hadi. Hemen terk et bu evi. Senin derdin benimle. Bırak kızı. Hemen terk et bu evi. Defol git buradan. Kızımın hayatından çık. Defol. Hadi. Benim de senin gibi babam olsaydı giderdim. Sokağa atmak kolay değil mi? Dur, dur. Bana bir şey demedi hala. O iyi bir insan. Sakın bir şey deme ona. Tamam, demem. Tamam.
Birden bire normale dönmeyi bekleme benden baba. Peki. İşi bırakıyorum. Yarın sen arayıp söylersin. Peki. Bana verdiğin sözü tutacak mısın? Senden çok ben istiyorum bunu. Lalem benim, güzel kızım. Ben artık gideyim. Bir dahaki seferi yemeğe beklerim. Bu seferlik kusuruma bakma. Tabii. Şey, Lale. Bu kızın annesi babası yok mu? Var. Peki neden böyle konuşuyor? Boş ver. Kıza dikkat et. Bu saatten sonra sokağa bırakma. Geç oldu zaten, bırakmam, merak etme. Ha, iyi. Hadi. İyi geceler. Sana da dikkatli git. Lale, bu gece bir düşünsen. Belki işi bırakmaktan vazgeçersin. Of baba ya. Düşünecek bir şey mi bu? Patlarım ben orada. Tamam. Kızım. Tamam. Şey yani bu sefer bazı şeyler ummuştum. Ne bileyim. Tamam. Peki. Ama beni habersiz bırakmayın. Lütfen. Paketledin mi pederi? Geberdim sabahtan beri. Kızım, bu duman kesmez bizi. Yok mu başka bir şey? Neco'yu arayalım. Öğrendi ya, bırakmaz yakamı artık bu adam. Öyle deme ya, Allah'ın gücüne gider. Melek gibi babam var işte, kıymetini bil. Kafa falan bırakmadı ha. O kadar şey boşa gitti. Kimi arıyorsun? Neco'yu. Çekmiyor Ebne'nin telefonu. Abi arama Neco'yu falan ya, bu adam buradayken. Onun kafa bizden beter uçmuş kızım. Baksana. Herif Marduk'la bağlantıya geçmiş. Ve bu programın son kurtuluşu olduğunu söyleyerek bize gelmişti. Ay bir şey olmaz deme, Fatih ayısı bu, malım der, başka bir şey demez ondan sonra. Ne kadar çok konuştunuz, üf.
Ay vallahi ben sizinle başa çıkamayacağım. Al kız al. Bütün mal sizin olsun, tamam mı? Güzelmiş bu ya. Saatten sonra ne yapacaksın sen bizim gecenin bu yarısında kız? Amına kodumun gobeline bak, telefonu yüzüme kapattı. Sibel de al buraya gel diyor. Ay yediğimiz boku anladı mı yoksa bu? Yürü kız. Gidiyoruz. Gidiyoruz biz kızım, gidiyoruz, tamam mı? Sen de bu lokumun tadına bakarsın artık ha. Fatih geliyorum sana. Benim annem, güzel annem, al beni kollarına. Küçüklükken başucumda bana ninni söylerdi. Rüya mı görüyorum ya? Sabah sabah sabah. Şey, kusura bakmayın ben kalkarken şey, ayağım takıldı da. Ya sorun değil, ne olacak canım? Şey ben özür dilemek istiyorum sizden. Niye? Bu seferki nöbet biraz büyük olmuş. Yoksa bu kadar uzun süre uyuyamam. Gece bizi bayağı korkuttun. Neyse geçmiş olsun. Beni oradan buraya nasıl taşıdınız? Hala anlayamadım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de hayatımda ilk defa bir bana böyle çiçek getiriyor. Teşekkür ederim. Aa, bana değil, babanıza teşekkür ederim. Babama mı? O çiçekleri size babanız getirmişti. Dün galiba işteki ilk gününüzmüş. Çok heyecanlıydı o da. Benim evde unutmuş. İşte ben de buraya gelince... Malum. Sen şu karşıki blokta oturmuyor musun? Hı hı. Babamı nereden tanıyorsun? Yok. Ben bahçede gördüm adam amcayı. Bankta oturuyordu. Akşama da daha çok vardı. Hava da yağacak gibi olunca benim evde bekleyin dedim. Ben gerçi siz gerek yok falan diyorsunuz ama tekrar özür dilerim, rahatsızlık verdim. Rahatsızlık falan vermedin. Büyütme. İyi gün. Yeni işinde, yeni hayatında başarılar dilerim.
böyle sağlıklı, güzel bulalım. Her şey için teşekkürler. Gönderilik olduğunuz için. Sizi seviyorum. Pazartesi yeniden birlikte bağla kızım, bağla. Allah razı olsun. Lale'ye iş verdim. Hemen gelsin, başlasın dedi. Ama gel gör ki bizim kız... İşte yani ne diyeyim bilemiyorum ki. Aa, az evvel yanına uğradım biliyor musun? Canavar gibi çalışıyor. Ha? Çalışıyor mu? Yani benim kız şimdi orada çalışıyor mu? Babasına çekmiş. İşi çabuk kavradı. Bana bak. Lale'ye buradan bir kısmet bulup evlendirirsem sakın şaşırma. İnşallah, inşallah. O da olur Yaşar'cığım. Ama ne bileyim, ben yani zannetmiştim ki... Neyse, ben daha fazla meşgul etmeyeyim seni. İyi günler kardeşim. İyi günler, sağ ol. Sağ ol. Ne haber işim? İyiyim, teşekkürler siz. İyiyim, ya ben cüzdanımı kaybetmişim. Burada düşünmüş olabilir miyim acaba? Bilmem, kimse cüzdan falan bulmadı ama. Toplantı odasında olabilir mi? Sen bir bakar mısın, sana zahmet olursa? Tabii tabii, bakarım. Tabii. Sağ ol. Deniz Bey, siz çağırmadan gelir miydiniz? Ben cüzdanımı kaybetmişim de. Toplantı odasına bakmaya gitti zaten. Bulursun inşallah. Askerlik işini ne yaptın? Hallettim ben. Aman dikkat et kendine. Sen bize lazımsın ha. Yok Deniz Bey, Sıdık ablaya da sordum, o da görmemiş. Allah Allah. Yeni işe başlayan kız gelmedi mi bugün? Yok, burada. Tuvalete gitmiştir herhalde. Hadi görüşürüz. Gözlerine bakabilsem. Sevgi sözcüklerinden yapılı kuleler asardım her gece boynuma. Görülmemiş rüyalar. Ben zengin bilmiyorum. Ayıp değil mi? Doğru ya. Gerçi senin adını bana baban söylemişti ama. Şey, davet etmeyecek misin? Evet, affedersin. Gel tabii, geç. Buyur. Ben de çay demlemiştim. Beraber içeriz. Sen salona geç, ben çay koyayım, geliyorum. Şeker alır mısın? Yok, istemem. Tamam.
güzelmiş deniz. Hani adımı bilmiyorum. Bunu bizim evde düşünmüşsün. Ya. Bütün günlerde düşündüm diye arayıp durdum. Sizin ev hiç aklıma gelmedi. İstersen bir içine bak. Yani bir şey kaybetmiş olursan bizden bilme. Yok ya, aşk olsun. O kadar da değil yani. Ne zamandır burada oturuyorsun? Dört yıl. 4 yıl oldu. Ben de 1 yıldır buradayım ama seni hiç görmedim. Hayret. Ben çok fazla öyle dışarıya çıkmam. Ne iş yapıyorsun? Yazılımcıyım. Ne? Eskiden bilgisayar mühendisi derlerdi, şimdi yazılım mühendisi diyorlar. Bilgisayar falan işte. Çayın da güzelmiş. Kaçak değil. Yerli çay, demleme. O zaman demleme tekniğin bir garip. Çok güzel. Affedersin. Alo. Ay, iyiyim anne, sağ olun. Siz nasılsınız? Anne, ben o işi bugün hallettim. Anne, kaç defa söyleyeceğim, ben hallettim diyorum bugün. Aldım. Aldım anne, ben çalışıyorum şu anda. İyi akşamlar anne. Zehra'ya da selam söyle. Kız kardeşim. İyi geceler anne. Ben gideyim. Aa, ne güzel oturuyorduk. Yok yok, senin de işlerin vardır. Ya işim yok. Ben mahsus anneme öyle söyledim. Yoksa bir saat uzatırdı. Ben sonra tekrar uğrarım. Sağ ol. Sen bilirsin. İyi akşamlar. Sana da. Ya bak, ne diyeceğim? Malum yalnız yaşıyoruz. Sen bana telefonunu versene. Belki ihtiyacım olur. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Belki lazım olur. Kalem. Sesini duyacak kadar yakınımda olsan ne söylemek isterdin bana? Ya ben aslında ona öylesine Şimdi de fotoğrafını çekiyor musun? Bak, ben özür dilerim kızdırdıysam, ama onu çekerken kötü bir niyetim yoktu. Nasıl bir niyetin vardı? Ya ben bir makine almıştım. Onu denerken yani öylesine. Onu denerken öyle. O zaman sen o makinenin kıymetini bil. Çünkü senin makine ön tarafı fotoğraf çekerken arka tarafına da duygularını yazıyor.
Bak ben aslında... Hadi hadi. Bırak hesap vermeyi de gel. Çayının tadı damağımda kaldı. İyi akşamlar. Merhaba. Kusura bakma, kendim kaldım işte. Olsun, ben müptelasıyım, demleyip getirdim. Vereyim mi sana şunu? Tabii. Affedersin. Tabii. Sen sağ olun biliyorsun. Hı-hı. Geç, geliyorum. Affedersin ya, benim eşekliğim ama bak, küçücük bir iğne, tamam mı? Bak, hop, attım gitti, tamam mı? Sen dikkat et, gel şöyle. Gel. Heh, otur. Benim Zehra da senin gibiydi, kız kardeşim. O da senin gibi iğneden korkardı. İğneyi gördüğü anda bayılacak gibi olurdu. Ya, onun da ne işi var oraya sıkışmış? Hasta falan mıydın? Geçenlerde bir iki iğne oldum. Ha. Çocuk da yok evde. Evde bir çocuk olsa var ya, onu iki dakikada bulup çıkarır oradan. Ya ben burayı da silecektim ama yani... Yanıma gelsene. Gerçekten orada dediğin gibi aşkın kuş tüyü yastığında uyutabilir misin beni? Görünmemiş rüyalar götürebilir misin bana? Hiçbir şey söyleme. Aşk o kadar güzel ki. Bozmuyor. Oha be! Dün geceden beri devam ha. Vallahi süper performans. Sen girerken mi kapıyı vur? Aman be, yemedik. Ben gideyim. Deniz, dur ya. Deniz. Kalsaydım.
senin gözlerine? Ne olmuş canım? Fazla karadır benim gözlerim. İyi geceler. İyi geceler. Ne ayak? Romantizm falan. Elin safına yazık değil mi kızım? Birileri hala hayatı tertemiz yaşıyor. Bir de bizim halimize bak. Ne oldu bize ya? Biz zorla mı kirlendik? Öz babama yalvardım mı hayatımı mahvetsin diye? Felsefe yapıp kafamızı ayma gece gece. Ah, takı biraz. Kalk kızım, gidiyoruz. Nereye? Fatih'in işini halledeceğiz. Bir senelik koko var işin ucunda. Ne işi? Fatih'in ne işi olur bizle? Bahçeşehir'de parti varmış. Öf, ben gitmem. Bir iki gün sonra yalvarırsam bokumu vermem. Gider götünü siktirsin Fatih'e. Kocaman bir yatağım var. İsterseniz beraber çekelim lan. Siktir lan. Narkotik! Yat yere! Yere! Yat yere! Yat yere! Yat yere! Yat! Kıpırlamayın! Bakın kızlar. Şeytan diyor ki ver Fatih Ali'sin ismini, kurtul bu hayattan. Ne diyorsunuz ha? Salak salak konuşma. Hayatımız kayar. Manyak mısın? Böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz çocuklar. Hı? Bakın hepiniz ne güzel. Ana baba çocuğusunuz. Hı? Allah size inandırsın komiserim. Bizim hiçbir günahımız yok. Bizler orada misafirdik. Aa, çok güzel, çok güzel. Benim bildiğim misafirlikte çay, kahve ikram ediyorlar. Öyle değil mi? Hı? Ben mi yanlış biliyorum çocuklar? Yemek yenir. Baklava yenir, mangal yapılır. Ne bileyim, hı? Ya nedir sizin bu içine düştüğünüz rezalet çocuklar? Anlayamıyorum kardeşim. Anlayamıyorum. Daha bu sabah iki kişi gene uyuşturucudan öldü. Hı? Atı da kendinde zehir olan bu şeye nasıl bulaşıyorsunuz bile anlayamıyorum ben bu işi çocuklar. Düşünün biraz. Lütfen. Orada bir sürü ünlüler vardı. Siz bir de onlara sorun isterseniz. Hı. Sibel sen misin? Benim. Ailenin telefonunu vermemişsin. Ailem falan yok benim. Hangi biz taşın deliğinden çektik canım kızım? Hı? Hepimizin bir ana babası yok mu? Hı? Amirim girebilir miyim? Ha Selim gel. Amirim arkadaşları kontrol için hastaneye götürüyorum. Tabii. Gönder bakalım hadi.
Gülşim Hanım. Günaydın. Lale Hanım'la görüşebilir miyim? Telefonda etmedi mi? Hayır, etmedi. İyi günler. Kimdi arayan? Bilmem, ismini söylemedi. Kimi aradı? Şey, Lale Hanım'ı. Lale diye biri burada çalışmıyor artık. Attım kendisini. Peki efendim. Lale Hanım diye biri yok artık. Tamam. Ha, onun babasını bağla hemen bana şimdi, tamam mı? Tamam. Çabuk ol, odama bağla. Ne bakıyorsun kardeşim? Kesinlikle. Herkes çalışsın, işine bak sen. Canım evladım. Güzel kızım. Güzel kızım. Seni böyle mi görecektim? Korktun mu? İyilik de yaramıyor sana. Alıp evine bırakalım. Taksiye gidiyordum zaten. Anlasana kızım. Evinde ziyaret etmeyelim dedik. Komşuların falan vardır diye. Haber alalım. Sonra git yat. Anlatacak bir şey yok. Beni saldılar. Sibel ile Necla hala orada. O kadarını biz de biliyoruz. Başka? Necla ile Sibel tecrübelidir. Zarar gelmez onlardan da. Ama sen? Merak etme. Hiçbir şey söylemedim. Dua et. İnşallah dediğin gibi olur. Ama aksi çıkarsa... damarlarına morfini basar. Annenin yanına gönderirim seni. Annemin adını ağzına alma. Sevgi sözcüklerinden yapılı kolyeler asardım her gece boynuna. Denize baktıysan evde yok. Nerede? Hastanede. Hastane ne oldu? Merdivenlerde nöbet geçirip yuvarlanmış, hastaneye götürdüler. Hangi hastane? Deniz. Hı. Beni ne zamandır gözlüyorsun? Bizim oraya taşındığından beri. Hakkında hiçbir şey bilmediğin bir insanı bir senedir gözlüyorsun. Hmm. Peki ne hissediyorsun? Yani sen bizim oraya taşındığından beri ben yalnızlığımdan kurtuldum. Ama... beni tanımıyorsun.
Olsun, sonra tanıştık. Beni hala tanımıyorsun. Kim kimi yeterince tanıyor ki zaten? Sana kendimle ilgili bir şey söylemem lazım. Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Hastamızın iğne zamanı. Aa, yo, gösterme. O iğneden çok korkar. Sonra bayılır falan. Sen bakma. Artık tarih vermedim. 5 ay önce ben uyardım, başka programlar gösterdim kendine. Ben evliyim diye. Söyledim mi? Deryanım, siz telefondan. Lale, kızım hoş geldin. Hoş geldin güzel kızım. Hala bunları mı seyrediyorsun baba? Bıkmadın mı? Can sıkıntısı işte. Ne yapayım? Bu koca evde tek başıma. Yapma baba, ben buradayken de bunları izliyordun sen. Alışkanlık olmuş işte güzel kızım, ne yapayım? Bir de bana diyorsun. Kendi alışkanlığından kurtulsana. Benimki zararsız bir alışkanlık kızım. Söyle o Yaşar denen herife, işe gitmiyorum. Sen acıkmışsındır, yemek koyayım ben sana. Yok, hayır. Yorgunum, uyuyacağım, biraz aç değilim. Odanda uyusana. Hem odanı özlemişsindir. İyi geceler. Canım. Canım güzel kızım. İyi geceler. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Bakıyorum yüzünde güller açıyor. Bak, en sevdiğin reçelden aldım. Afiyet diye kızım. Baba. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Çocukken de görürdün. Sabahlar anlatacağım diye okula hep geç kalırdın. Bu seferki çok farklıydı. Uçurumun kenarındayım. Tam atlayacağım. Anneme sesleniyorum. Anne, kollarını aç. Yanına geliyorum diyorum. O sırada bir el uzanıyor. Annem. Kızım. Ben buradayım. Ölmedim. Nereye gidiyorsun diyor.
Hadi hadi kahvaltını etmene bak. Okula geç kalacaksın. Ne? Neye kızıyor anlamadım. Peki tamam. Teşekkür ederim. Aa, ne oluyor oğlum lan? Deli misin sen? Lale'yi işten kovmuşsun. Lale'den sana ne? Manyak, defol adamdan. Lale benim sevgilim, tamam mı? O yoksa ben de yokum. Oo! Yahu biz seni saf zannediyorduk. Ne yere bakan yürek yakanmışsın sen be. Oğlum daha iki gün oldu. Ne zaman adakladın çıtırı ha? Terbiyesizlik etme. Akıllı ol oğlum, aklını başına topla. Kız çürük ceviz çıktı. İyilik yapalım, işe alalım dedik ama senin o aşık olduğun kız uyuşturucu bağımlısı oğlum. Ne diyorsun lan sen? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme desem söylemeyecek misin sanki? Hadi söyle. Ben hayatımda ilk defa aşk içiyorum. Ne? Evet. Daha önce hiç merak etmedin mi? Ya ettim etmesini de. İçki benim hastalığım için sakıncalı. Hani sana beyin hastalığı ya. O direkt beyne vuruyor. Benim için kendine tehlikeye atma o zaman. Sana bir şey olursa vicdan azabından ölürüm. Aşk zaten kendini tehlikeye atmak değil midir? Bilmiyorum. Daha önce hiç aşık olmadım. Seni keşke daha önce tanımış olsaydım. Ben helva da yaptım ben, onu getireyim. Anacığım, Allah'ını seversen kaç gündür çiçeklerim susuz kaldı. Bir an önce eve çıkalım. Bak sana kahve yapacağım ayrıca, tamam mı? Hadi gel. Babam! Kaç kız, kaç! Lütfen kaç! Hadi hemen eve çıkalım, ne dersin? Babam mı?
Nereden öğrendi yerini? Komiser mi söyledi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Keşke söyleseydik adama. Allah belasını versin böyle adamı. Vermiyor ki. Açma. Merak etme, Deniz'dir. Lale, ne olur açma. Dur, dur hemen geliyorum. Tanışma fırsatı bulamadık. Otursana sen. Tamam. Ben de çok güzel kahvaltı hazırlamıştım. Beraber ederiz diye. Buraya getireyim. Vallahi bir kuş gider gelirim. Buraya getireyim, burada kahvaltı edelim. Tamam mı? He? Fena sardı bana. Galiba ben de aşık oluyorum. Biliyor musun? Dün gelip biraz belli ettim ama. Onu demiyorum. Durumunu biliyorum. Söyledin mi? Hastanede söylemeye çalıştım ama yapamadım. İnsan anlamaz mı senin halini? Kusura bakma ama bu da biraz salak galiba. Öyle deme ya. Melek gibi çocuk. Biliyor musun? Buraya taşındığından beri bana aşıkmış. Ne bok olduğunu öğrensin de. Bakalım aşkında ne sar kalacak. Sağ ol. Gözüm üstüne yumruğu bir çaktın. 2.80 uzandı. Adama bak ya. Ya Lale benim sevgilim diyor. Yani şeyle. Yok. O uyuşturucu bağımlısı, o yüzden ben onu işten çıkardım ya. Ya, Pevin babama söyleyeceğim. Pislik. Bence Adem amca söyleme, canını sıkma. Ben hallettim zaten. Ya bu arada, sabah olanlar canını sıkmasın. Yani seninle hiçbir alakası yok. Sinirin özel bir durum. Canım, ben de neyle söyleyeceğim? Ya biz çocukken İstanbul'a her geldiğimizde babam bizi buraya getiriyor. Çay, simit alıyor. Simit alayım mı? Ha? Olur, sen bilirsin. Çayla beraber yeriz. Efendim Neco? Ya bilmiyorum. Sibel iyi değil zaten. Tamam, tamam. Akşama bakarız. Tamam, okey. We'll be right back.
Görmüyor musun? Takılıyoruz. Ne o? Beyaz atlı prensimizin büyük aşkı sonu erdi. Hadi al al, sen de al. Olsun, mutlu olunmaz. Elma şekeri bu. Siktir lan. Ben gidiyorum hadi. Geliyor musun? Benim yerim burası Deniz. Bunu görmeni istedim. Ben seni üzerim. Sen git. Bak seni alıp gideyim. Kurtarayım. Ömrünün sonuna kadar mı? Ne diyorsun sen ya, manyak? Bunu denemeden mutluluğu nereden bilebilirsin sen? Hadi git. Gitsene. Her şekilde yani evinde ne geliyorsa yani etini satarak onlara düzmü yapsın. Ama her zaman zaten onlar karısıyla birlikte bana o gözle bakmıyorlardı. Ben diyordum ki ya abi bir kere arayın ya, bir kere sorun bu kız ne yiyor ne içiyor. Nerede kalıyor? Aç mı? Susuz mu? Bir sorun diyordum ya. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Sabahları. Ah. Ay ay ay, prensesinin uykusu gelmiş. Hadi gel, seni yukarıda yatağımda yatırayım. Git işine lan! Bana bak. Benim evimde, benim dediğim olur, anladın mı? Tamam mı? Güzel prens. Diyorum ya, sus bu kızdan! Çıkın lan! O ne istediğimi biliyor. Onlar benim meleklerim. Onlara dokunma, beni al ha. Beni al. Çıkın lan, götür. Çıkın lan evimden. Tamam. Deniz arasak mı? Ne diyorsun? Ya durdur arabayı! Yaşındaymış. O zaman Almanya'dalarmış. Sonra annesi öldükten sonra babası Lale'yi de alıp Türkiye'ye dönmüş. Annesinin mezarı Almanya'da. Hiç gidememiş Lale annesinin mezarına. O yüzden böyle nerede bir mezarlık görse. Benim annem. Güzel annem. Beni ben de seviyorum ya sen. Gerçekten seviyor musun? Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hadi.
sen öne geç. Niye döndün böyle? İkimiz de gelmiyoruz. Sibel, bu benim evin anahtarı. Çiçekleri sularsınız, dolaplayacak bir şeyler de var. Biz gidiyoruz. Hadi. Nereye götürüyor bu deli beni? Git işte. Sevdiğin adam. Nereye götürdüğünü düşünmeden git. Hadi Lale. Kafam iyiydi. Dur. Dursana. Allah Allah. Oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sağ ol. Merhaba. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Güzel oldum. Oh. Anlatın bakalım gençler. İstanbul'da ne var ne yok? Lale kızım nerede çalışıyor? Bizim şirkette anne. Lale yumurtanı yesene, daha tavuklar yeni yumurtladı. Ya yiyeceğim de ben bu kadar yemeğe alışık değilim. Sen yesene benim yumurtamı. Çok güzel. Niye konuşmuyor? Duymuyordu. Depremde 2 yaşındaydı. Annesiyle babasının arasında kalmış tam 7 gün. Şimdi bize annesi babası belledi ama. Ya ben askerlik şubesine gitsem iyi olacak bir an önce. Git oğlum. Zaten geldiğini duyarlarsa kapıya dayanırlar hemen. Aman oğlum sakın diklenme onlar, olur mu? Tamam anne. Keyfin yerinde değil mi sen? Tamam o zaman ben hemen gideyim. Hadi şimdi bir kalas aldık. Görüşürüz. Bay bay. Deniz evlenince buraya yerleşirsin artık. Evlenmek mi? Ha? Evlenmeyecek misiniz? Lale dur düşersin. Hey. Güzel kızlar.
Ne yapıyorsunuz burada? Gelsene buraya. Burası ne kadar güzel bir yer. Şimdi seni daha güzel bir yere götüreceğim. Nasıl? Dediğim kadar var değil mi? Burası kelebekler tepesi. Şu arkadaki kulübeyi de ben lisedeyken yapmıştım. Biliyor musun? Uzun zamandır kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. Sanki bir kelebek gibiyim. Sana bir şey sorsam kızar mısın? Yani nasıl başladın? Yani uyuşturucu diye. Burası ben çocukken hastalığımı kendime itiraf ettiğim. Belki senin de bana seninle ilgili bir şeyleri itiraf etmeni sağlar. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Ben bile anlamıyorum. İnternette bir araştırma yaptım. Uyuşturucu ilgili. Bir sitede şöyle yazıyordu. Bir kereden bir şey olmaz. Ama bir kere bazen çok fazladır. Buraya niye kelebekler tepesi diyorlar ki? Bir tane bile kelebek yok. Kim bilir, belki bir gün gelir. Yarın olur ne olur. Gün ne olur ne olur. Seni beni yaradanın aşkına Gürcüm ben ölem. Seni benden başka saran oldu mu? Yar haydi haydi. Söz verdi caydı. Siz İstanbul'a gelseniz kimse elinize su dökemez. Her türkünün bir öyküsü vardır kızım. Türküler alın terini anlatır, insanı anlatır. Ne o İstanbul'da şimdi moda olmuş öyle her köşe başında bir türkü evi. Ne onlar öyle? Haydar, gene deli deli konuşmaya başladın. Şurada eğlenmeye oturduk. İyi canım eğlenin, al oğlum annen senden türkü istiyor. Baba ben nasıl çalayım onu? Ya ters geliyor sana ama sen becerirsin, al bak. Ne zamandır çalmadım ama ya. Hadi. Ne düşünüyorsun? Deniz'i. Bana bak. Kardeşim bu yaşa geldi, ilk kez bir kıza sevdalandı. Kıymetini bil. Ben de bundan korkuyorum zaten. Deniz pırlanta gibi. Ben onu mutsuz ederim. Sen de onu sevmiyor musun? Niye korkuyorsun ki? Seviyorum. O zaman? Senin erkek arkadaşın var mı?
Erkek arkadaşım. Sevgilim. Yok. Var aslında ama yok. Nasıl yani? Platonik mi takılıyorsun? Boş ver. Siz mutlu olun, ben başka bir şey istemiyorum. Bak, Deniz bahçede oturuyor. Çocukluğunda da böyle sabaha kadar bahçede otururdu. Hadi, şimdi sen onu yalnız bırakma. Daha önce hiç bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim. Daha önce başını hiç gökyüzüne kaldırmamışsın değil mi ondan? Kaldırdım. Ama İstanbul'da bu kadar çok yıldız yok. Burada olduğumu nereden bildin? Zehra söyledi. Çocukluğundan beri hep buraya gelmişim. Sabaha kadar burada oturmuşum. Yanıma gelmen için dua ettim. Beni çok mu özledin? Bu gökyüzündeki yıldızların şahitliğinde sana bir şey söylemek istiyorum. Uyuşturucu fazla lütfen. Ya konuyu açma. Çok sıkılıyorum. Zaten sınavdayım. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Ha? Ne? Benimle evlenir misin işte? Komiser İrfan'la görüşüyorum değil mi? Aa, ben Lale. Geçenlerde kokain partisiyle ilgili almıştınız. Bir şey bildirmek istiyordum. Sen bana çiçeği ver. Tamam. Bu çiçek senin olacak, tamam? Yok yok, önemli bir şey yok. Öyle köye gelmem gerekiyordu. O yüzden. Tamam şey, ha ne zaman, yarın filan getiririm. Tamam, kusura bakma, ne olur ya. Anlayacağınız Serap Hanım, uzun tamam, yıllardan beri işte böyle yapayalnız yaşıyorum. Yapayalnız. Lale, içeri gelsene. Baksana şu küpeli şeyleri dikiyoruz. Ya gelsene, gel gel. Tamam, geliyorum. Şu hayatta bir gün olsun yüzüm bilmedi. Kendim ettim, kendim buldum. Kendi yüzümden tabii. Ama buraya kızın mutluluğu için geldim. Ne oldu? Aa, bilmiyorum. Elektrik kesildi. Ne diyor bu adam ya? Ben de tam olarak anlayamadım. Seni mi arıyordu, neydi? Tam bir şeyler söylüyordu, seni çağırmaya gittim. Hay Allah ya. Neyse. Ya akşam ararım ben babamı. Hadi gel biraz kikam, dolaşalım. Tamam peki. Hadi. Ya hiç romantik değilmiş. İnsan evlilik teklifini burada yapar. Sabredemedim ama işte. Sen daha cevabını vermedin. Ver o zaman. Ama bir şartım var. Düğünümüz burada olacak, bu tepede. Kelebeklerle. Tamam. O zaman burada yaşarız birlikte. Kelebeklerle. Ha? Anne, Lale ile ben sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Dur bekle. Kahveni al. Sizi dinliyoruz. Deniz, biraz acele mi ediyoruz? Daha sonra anlatsak. Aa, olur mu kızım? Bak geleli kaç gün oldu. Konu komşu merak ediyor. İşte anlamışsınızdır, ne söyleyeyim yani. Deniz, istersen ben söyleyeyim senin yerine. Sen karışma Zehra. Aa, benim oğlum kocaman adam oldu. O kendi söyler. Pardon. Alo Sibel. Alo. Merak etme. Deniz'den ayrılmam.
Dikkat et. Biziz. Yani iyi misin? İyiyim. Biraz midem bulandı da. Hava değişiminden olmuştur. Ben sana bir nane limon kaynatayım. Hiçbir şeyin kalmaz, tamam mı? Ne oldu lan? Sibel ne söyledi sana? Polis Fatih'in evini basmış. Herif de her yerde beni arıyor. Kolay gelsin. Nasıl oldun Lale? Daha iyiyim, sağ ol. Ben sana demedim mi nane her derde devadır diye? Deniz nerede? İstanbul'a gitti. Nasıl izin verdiniz gitmesine? Arkadaşının arabasını teslim etmesi gerekiyormuş. Haber vermeden gitmek istemedi ama sen uyuyordun. Lale'ye söyle ben gün dönmeden dönerim dedi. Gelsene. Biraz çıkalım. Beni buraya bilsen, o kadar çok şey anlatırdım ki sana. Ama belki böylesi daha iyi. Belki sen daha şanslısın. Sana bir şey söyleyeceğim. Sadece parmaklarına bakarak sen de yapabilirsin. Sen de dene. Karanlık oluyor. Deniz de gelip bizi burada bulmadığına göre dönmedi herhalde. Hadi. Geç oluyor, eve dönelim. Bak.
Kimsiniz siz? Ne işiniz var burada? Kaçın Deniz! Gelmeyin! Bu şey o ayağından ne demek ha? Kim bunlar? Sana ne ulan bizim kim olduğumuzdan? Nüfusuna mı geçireceksin? Sen ne diye buraya geldin? Kim bunlar? Ne arıyorlar? Ne diye geldin Allah aşkına? Görmüyor musun kim olduklarını? Sizden mi korkacağım ben? Hadi defolun gidin. Hadi! Lan ne nerede lan? Lale nerede diyorum? Bak, Lale'nin yerini söylemezsen ikisini de öldür. Anladın mı? Onları bırak, beni al. Bak, Lale'yi bize getir. Sonra bunları al. Tamam mı? Bana bak. Lale'yi almadan dönme sakın. Anladın mı? Dönmem abi. Hadi. Bunu çeyizime koyduğumda kurduğu hayallerin gerçekleşeceğine inanan küçük bir kızdım. Bu senin gelinliğin mi? Yusuf'u askere giderken almıştık. Gelinliği üstüme tutup ben gelene kadar sakın şişmanlama. Başka gelinlik almaya param yetmez demişti. Yusuf'a ne oldu? Güneydoğu'da askerdi. Sınırda bir çatışmada. Vurulduğu yerde ölmüş Yusuf'um. Onu... kara bir tabutla getirdiler. Ben de aşkımı bu sandığa gömdüm. Çok üzüldüm Zehra. Ama biliyor musun? Şu hayatta herkesin bir acısı var. Ben de annemi ilk tanımadım. Ama onu hep rüyamda görüyorum. Bu gelinliği senin giymeni istiyorum Lale. Madem ki kardeşimle evleneceksin. Eğer bu gelinliği sen giyersen ona hayat verirsin. Ben bunu kabul edemem. Hadi kalk ayağa. İnan bak sana çok yakışacak. Biraz bol oldu ama ben sana daraltırım. Dur şu saçlarını da açalım. Lale çok güzel oldun. Pardon. Alo Lale. Lale Fatih'in adamı Deniz'i götürdü. Ne? Deniz'in orada ne işi var? Kalıyor lan bu ya. Sana göstereceğim. Anladın mı?
İstanbul'a! Lale! Lale ne yapıyorsun? Ya gitmem gerek. Nereden çıktı? Bu da başımıza mı gelecek? Lale ne? Ne oldu? Ne oldu? Lale İstanbul'a. Nereye gitti? Ya niye bıraktınız ya? Telefonla konuşur sonra kaçıp. Oğlum! Dur, nereye gidiyorsun? Kız ne demiştim? Seni annenin yanına gönderelim için ya da hatırlamayanlar için neler olmuştu bir anlatır mısınız bize? Efendim nasıl anlatsam? Ben karıma çok çektirdim. Beraber Almanya'ya çalışmaya gittik. Orada alkol belasını kaptırdım kendimi. Karım yeni doğum yapmıştı. Durup dururken dövmeye başladım. Sinirlenmeler arttı. Bir gün gitti. Benim de çocuğumdu. Eve döndüğümde baktım ki gözünün üzerinde kağıt bırakmış. İyi koca olamadın. Hiç olmazsa iyi baba ol. Her yerde aradım ama bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Evet, şimdi kapı açılsın bakalım. Adem Bey'in 30 yıl önce Almanya'da kaybettiği eşi Seher Hanım gelecek. Yeah.
yaşayan ve 30 yıl önce bırakılmasıyı bir daha kimse görmediğimizde konuşacağız. Evet, telefon çalıyor. Anne! Kızım! Lale! Anne! Sen benim bebeğimsin, Lale'msin. Anne! Bir tane! Anne! Sen benim bebeğimsin, Lale'msin. Ben büyüdüm anne. Artık bebek değilim. Kızım, Lale. Alo? 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 Kızım? Kızım? Kızım baksana anneni buldum. Konuş onunla ne olur. Hadi canım. Kızım. Hadi güzel. Annemle konuştum. Bana kızım dedi. Bir rüya gördüm. Thank you.
ister misin? Küçücükken başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem, beni al kollarına, kucağında okşa beni, ninniler söyle bana. Yeah.